Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Ekran başındaki sevgili seyircilerimizin birçoğu belki bizi ilk defa izliyor. İlk defa karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü çalışma hayatının içinde olanlar malum iş yerinde oldukları için bu saatte izleyemeyenler var. Öncelikle bu günaydınım onlara olsun. Biz kış boyunca her gün aynı saatte Beyaz TV ekranında bizimle birlikte olmak isteyen kıymetli dostlarımızla, seyircilerimizle, uzun yol arkadaşlarımızla birlikte olduk. Bizi ilk defa izleyenlere gönülden günaydınlar, sevgiler sunuyorum. Sorunlar, dertler, sıkıntılar, hayatımızın hep içinde olan durumlar. Ve biz bu içinden çıkamayacağımız durumları, içinden çıkamayacağımızı zannettiğimiz durumları nasıl çözeriz? Bu programda onu konuştuk. Astroloji var programımızda. Programımızda sağlık var. Programımızda umut var. Bazen hüzün oluyor programımızda. Bugün özel bir gün. Bugünümüzü sadece dertleşmeye ayırdık. Bizi yavaş yavaş bitiren, umutsuzluğa düşüren, hayal kırıklığı yaşatan anlar var ya. Hani güvendiğiniz dağlara yağan kar, ummadığınız yerden kalbinize atılan taş, asla dediğiniz ama gerçeklerle yüzleştiğiniz zamanlar. Bütün bu sorunların çözümleri için biz çok kıymetli ve değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de ara ara programımıza yıl boyunca konuk olan evlilik ve ilişki danışmanı sevgili Serhat Yabancı bizlerle birlikte olacak ve öyle taktikler verecek ki ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, ilişkinizle ilgili problem yaşıyorsanız ya da çocuğunuzla ilgili de problem yaşayabilirsiniz. Onun için de arayabilirsiniz ama daha çok bugün ilişkileri konuşacağız. Sorunları tek tek çözmeye hazır mısınız? Ben çok konuştum. Sözü konuğuma bırakayım. Efendim Serhat Yabancı'yla dertleşme saatimiz başlamıştır. Günaydın Serhat'cığım, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz Serhat diyorum. Çünkü benim çok eski arkadaşım. Çok eski. Bir de bana öyle çok şey gibi geliyor. Hani ekran arkasında Serhat ne haber deyip merhaba Serhat Bey, hoş geldiniz demek istemiyorum. Evet. Ama bize de büyüklerimiz böyle öğretti, hocalarımız. Siz eğer dedi programa katılan konukla aranızda yakın bir ilişki varsa seyirciden müsaade alıp ona ismiyle hitap edebilirsin. Serhat'cığım hoş geldin. Hoş kitaplarını göstermek isterim seyircilerimize. 6. ve 7. kitabım. Kurtarıcı mısın yoksa kurban mı? Evet, son kitabım. Zihin Tuzakları. O da 6. Serhat'ın gerçekten her kitabı çok önemli bilgiler içeriyor. Teşekkür ederim. Okumaktan keyif alırsınız. Okumadan geçen iki günde de konuşma tadını kaybeder, hep söylüyorum. Bu iki kitabı da lütfen edinin. Çok önemsiyorum ben okumayı. Okudukça insan zenginleşiyor sen ve güzelleşiyor. Sen hep okurdun zaten. Ben bildim bileli sen hep okursun. Okurum. Her zaman da sorarsın. Kitabın çıktı mı? Çıkar çıkmaz ilk gönderdiklerinden biri de evet, sensin her zaman. Çok kıymetli valla. Öncelikle kalemine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sonra da fikirlerine sağlık. Çünkü bugün bu programda acayip taktikler vereceksin. Hadi bakalım. Önce sorularla başlayalım. Olur. Ara ara programımıza sağ olsun yani vakti el verdiğince katıldı. Bugün de son dertleşme programımız. Kendisiyle final yapacağız dertleşme konusunda. Yarın bayram sabahı Yusuf Hocam burada bizlerle birlikte olacak. Yine esip gürleyecektir öyle tahmin ediyorum Yusuf Hocam. Perşembe günü Mine Ölmez var. Bayramın ikinci günü acayip güzel bir program hazırladık sizin için. Cuma günü yine sevgili Yusuf Hocam'la Cuma duası yapacağız. Evet Serhat'cığım başlıyorum sorularla. Sosyal medya hesaplarımız ekranda. Sevgili Nur ablacığım, kaynanan beni o kadar kıskanıyor ki ben onu daha çok kıskandırmak istiyorum. Kıskançlıktan çatlasın diye. Acaba diyor korkuyorum ama kocamla aram bozulur mu? Yani imkansız bozulmaması. Yani şöyle şimdi mesela. Hayır niye çok daha çok kıskandırmak istiyorsun evet, onu şimdi anlamadım. Şöyle aslında şuna karar vermek lazım. Boks maçına çıktın. Evet. Yediğin yumrukları hatırlıyorsun. Attığın yumrukları hatırlamıyorsun. Evet. Bu bir güç savaşı aslında. Kayınvalide ile böyle bir maça çıkmışsan mağdur olma gibi bir lüksün olamaz. Hı hı. Çünkü bu bir boks maçı. Sen ona bir şey yapacaksın, o sana bir şey yapacak. Ve haklı olarak o arka planda gidip oğluna sadece senin yaptıklarını anlatacak. Kendi yaptıklarını anlatmayacak. Sen de eşine gidip annesinin yaptıklarını anlatacaksın. Eyvah. Burada en çok kim kaybediyor biliyor musun? Kim? Damat kaybediyor. Ne annesine yaranabiliyor, ne eşine yaranabiliyor. Ben ne düşünüyorum biliyor musun Serhat? Eğer buradaki ortadaki adam, adam gibi olsa ne kadın kayınvalideyle çarpışır ne kayınvalide gelinle çarpışır. Ama ben de böyle düşünüyorum. Ama bence üçü de adam gibi olmalı. Yani burada aslında cinsiyetten bahsetmiyoruz. Şahsiyet olarak adam kavramını yani erkek, kullanıyorum. Ben cinsiyet olarak ama bahsediyorum. Mesela şöyle diyelim. Ben erkekler kızıyor mudur acaba? Şöyle diyelim. Şimdi mesela gelin hanım ısrarla savaşmak istiyor. Evet. Kayınvalide de ısrarla savaşmak istiyor. Şimdi bu insanlar hem savaşıp
Hem de bu ilişki neden iyileşemiyor diyemezler. Çünkü boks maçına çıktığınız zaman siz ister istemez yumruk da atacaksınız, yumruk da yiyeceksiniz. Orada ama erkeğin rolü yok mu? Erkeğin rolü var ama şöyle bir şey var. Orada iki taraf istediği gibi kavga edip de ihaleyi erkeğe çıkarırsa bu çok adil olmaz. Neden mesela gelin şunu diyeyim diyor. Ya ben de bu savaşı eşime, bu savaşın içine sokuyorum. Evliliğimi riske atıyorum. Kayınvalidemin belki de keyfi davranışlarını evliliğimin sorunları haline dönüştürüyorum. Hı hı. Bizde hep kural şudur. Sağlıklı bir evlilik varsa orada kolay kolay üçüncü kişiler olmaz. Bu sağlıklı evlilik de sadece erkeğin görevi değildir. İki tarafın görevidir aslında. Çok önemli bir şey söylüyor. Yani orada bütün ihaleyi erkeğe yıkmak ya da kadına yıkmak da doğru değil. O zaman ben bu lafından şunu çıkartıyorum. Eğer ilişkimde, kocamla aramda ilişkimde üçüncü şahıslar varsa ben evliliğimi sorgulamalıyım. Kesinlikle %100. Bu tartışmasız. Çünkü hep şunu biliriz ki karı koca makas gibi olacak. Araya giren bütün sorunları kesecek. Eğer doğru bir ilişkileri varsa... Var mı böyle ilişki? Ya olmak zorunda. Biz bir türlü o makası bulamadık. Umudunu kesme. Allah büyük. Evet. Yani, bir gün olur inşallah. Karı koca ilişkisi sağlıklıysa her zaman dışarıdan irademizin dışında biz istemediğimiz halde bile komşu olabilir, akraba olabilir, kök aile unsurları olabilir, iş arkadaşı olabilir, dedikodu olabilir, iftira olabilir. Bunlar hepimizin hayatında olacak. Doğru söylüyorsun. Ama biz eğer iyi bir ittifak kurduysak bunlarla baş etmek çok da zor değil. Yani umudunu kesme. Kesme. Allah'tan umut kesilir mi? Kesilmez. Yaşadığımız sürece hep umudumuz maça var. Maça çıktığın sürece kazanma ihtimalin var. Unutma yani. Burada İlişki o maça çıkalım. Ya şöyle hani mesela insanlar diyor ki ben istediğimi bulamıyorum diyor. Neden istediğimi bulamıyorum? Neden evlenemiyorum? Ama risk alma yani duygusal ilişkiler, romantik ilişkiler özü itibariyle zaten belirsizlik içerir. Doğru söylüyorsun. Yani garantici insan aşık olamaz mesela benim fix cümlemdir. Yok hiç çok doğru. Ne? Ya özlemişim seni bu cümlelerini. Garantici insan aşık olamaz. Evet. Ben her bahar aşık olurum. Sen hiç garantici değilsin. Hiç garantici değilim. Çünkü ben aşka inanıyorum. Evet. Aşkın gücüne inanıyorum. Sen aşkın kendisini de seviyorsun. Tabii. Aşkın... Yani aslında senin hayatına giren insanlar aşkı sana yaşatan figüran gibidir aslında. Sen aşkı seviyorsun. Onlar bahane mi diyorsun? Tabii onlar bahane zaten. Çok tatlısın. Şimdi diyor ki Nur ablacığım kocam sosyal medyadan güzel kadınları beğeniyor. Ve her güzel kadınları beğendikçe ben sinir oluyorum. Çünkü ben kendimi diyor aldatılmış gibi hissediyorum. Bu bir aldatma değil. Aldatma, aldatırma değil. Aldatma ve aldatırma eyleminde bir eylem olması gerekiyor. Yani karşıdakiyle herhangi bir fiziksel, duygusal bir iletişiminizin olması gerekiyor. Sözel bir iletişiminizin olması gerekiyor. Şimdi aynı kadınlar diyelim televizyonda da karşınıza çıkıyor. Değil mi? İzlerken onu da beğenebiliyorsunuz. Doğru. Aldatma değil ama ilişkide güven zedeleyici bir davranıştır. İkisi farklıdır. Hani kabahat vardır, suç vardır ya mesela. Öyle düşün. Yani kırmızı ışıkta geçersiniz bu kabahatler kabahat sayılır. Ama birine çarparsınız bu bir suçtur. Veya işte bir kazaya neden olursunuz, kaza yaparsınız. Bu bir güven zedeleyici davranıştır. Burada bize bu soruyu soran kişinin eşiyle direkt bunu konuşması gerekiyor. Ne desin? Yani sen sosyal medyada birilerini beğeniyorsun. Alakasız insanları takip ediyorsun. İşte kendini vitrine yansıtan tiplere özellikle eklemişsin, takip ediyorsun. Bana burayı önce bir açıkla. Ben beğeniyorsun, like yapıyorsun evet, orada. Ateş atıyorsun, kalp atıyorsun. Göz atıyorsun. Göz atıyorsun. Yani bunu çok net olarak eşiyle konuşması gerekiyor. Burada zayıflık değildir. Eşine ben ya burada... Hangi eş itiraf eder Serhat? Etmesin ama en azından şunu bilsin ki eşim bunu biliyor. Ama niye öyle yüz göz olayım ki adamla? Ama sakladığında ne kazanacaksın? Söylemediğinde kendi kendini yiyeceksin. Kavga mı çıkacak? Çıksın. İtiraz ederse? İtiraz etse bile şunu der. Nur bir defa bunu gördü. Artık Nur bunu biliyor. Vaz mı geçecek? Hayır, vazgeçmese bile sen bu durumu eğer devam ettirmesi halinde bu durumu artık probleme dönüştürme hakkına sahipsin. Ne yapacağım? Çünkü senin rahatsızlığını bile bile, senin üzüldüğünü, kırıldığını bile bile bunu yapıyorsa bu aslında oradaki kadınları beğenmekle ilgili de değil. Bu sana verilen bir değerdir. Sana olan sevgisini de gösterir. Çok doğru. Seni canını bile bile acıtan bir insanın sevgisini sorgularım ben, merhametini sorgularım. Mesele oradaki herhangi birini beğenmesi değil. Mesele senin acı çekmene rağmen, üzülmene rağmen bunu sürdürmesidir. O gün o kadını beğenmez, yarın başka bir şey yapar. Çünkü bir kere o merhamet kapısı kırılmıştır. Onlar hep bahane değil tabii mi? Tabii ki onlar hep simge benim gözümde. Metafor deriz ya yani. Bugün orada sana acımaz, o konuyu kapatırsın. Yarın başka bir konuda acımaz. Biz çok orada neyi göreceğiz? Yani. Benim canımın acıdığını göre göre bunu söylememe bunu rağmen. Yapıyor? Evet bunu niye yapıyor? Aslında odaklanmamız gereken nokta bu. Belki de altına başka problemler çıkar.
Peki ama yani kocanız sosyal medyada başka kadınları beğendiği zaman, işte fotoğrafları böyle büyütüp incelediği zaman orada bir sesinizi çıkarmanız gerekiyor diyorsunuz. Susmaya hiç gerek yok. Yani biz orada onu yutuyoruz ama emin olun ki yuttuğunuz her şeyi sonra daha kötü bir şekilde kusuyoruz. Çünkü anladım. Mide kaldırmıyor eninde sonunda. Öyle bir yerde patlıyorsunuz ki ummadığınız 3 birimlik olaya 50 birimlik tepki verip patlıyorsunuz. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Mesela niye erkekler bunu yapıyor? Mesela bir kadın bir erkeğin fotoğrafını alıp büyüttüğü zaman, şöyle en ince ayrıntısına kadar baktığı zaman, bunu erkek gördüğü zaman... Sorun eder. Sorun mu eder? Olay çıkar. Evet ya, sorun eder. Büyük sorun eder. Kadın kötü olur. Ya işte bu tip durumlarda şöyle bir şey var, hani kadın yaparsa bu biraz daha ahlaki boyuta taşınır. Evet. Erkek yaparsa işte basit bir beğeni var canım. Ne var canım? Ne abartıyorsun ki gibi. Hayır. Davranışların kadın ve erkeği diye bir şey yoktur. Davranış yanlışsa yanlıştır. Bunu kimin yaptığının önemi yoktur. Cinsiyeti ayırmadan yorumlamamız gerekiyor. Bunu kadın da yapsa, erkek de yapsa yanlıştır. Peki. Şimdi bununla ilgili o kadar çok soru var ki, bu programı yaptığım günden itibaren ben şunu gördüm. Cinselliğin ikili ilişkide önemi çok büyük. Evet. Şimdi nasıl soruyu sorayım? Sen direkt sor, sıkıntı yok. Ben onu... Ha, direkt de soramıyorum. Rütük kuralları falan olduğu için. Şöyle, tamam, arkadaşlarımız da zaten yazıyı kısaltmışlar. Karım beni çok sevdiği halde benimle uyumuyor. Hı hı. Cinsellik yaşamak istemiyor. Evet. Hı hı. Ama daha neler neler var da bunu söyleyemiyorum tabii ki. Ya bu mesela bir sorun. Bu bir sorun. Neden? Yani şöyle düşünmemek lazım. Mesela kadın burada neden kaçıyordur? Yani şimdi tabii burada hipotezler kurabiliriz. Sevgisi bitmiş olabilir. Başka altında biyolojik bir problem olabilir. Yani ağrılı cinsel ilişki sorunu olabilir. Depresyonu olabilir. Bir psikiyatriste çalışması gerekebilir. Sevgisi bitmiş olabilir. Bu konuyla ilgili aşırı titiz olabilir. Başka dinamikler olabilir. Ya da adamda onu iten bir şey var. Yani erkekle ilgili de olabilir. Ne mesela bileyim, öz bakımına bakmıyordur. Kadını çok kırmıştır. Daha önce güveninizle delecek bir şeyler yapmıştır. Kadın eşinin gözünde sadece cinsellik anlamında bir değeri olduğunu düşünüyordur. Yani sadece cinsellik için beni seviyor. Başka bir zaman onun hayatında yokum diye düşündüğü için de bu maçtan kaçıyor olabilir. Ama şunu görmek gerekiyor. Ne olursa olsun evliliğin en önemli beslenme kaynaklarından biri cinselliktir, biri duygusallıktır, biri de iletişimdir. Bu üç musluğu bizim evlilikte her zaman açık tutmamız gerekiyor. Bir daha söyler misin? Cinsellik, duygusallık, bir de iletişim. Yani o sohbet dili. Çünkü bunlardan biri eksik oldu. Üç musluk yani. Evet, bu üç muslukla o havuzu doldurmak zorundayız. Ama şu hataya düşüyoruz. Efendim ben o kadar cinselliğe meraklı değilim. Eşim niye işte, ben hayatım boyunca diyor cinsellik, bir kadın mesela bunu diyebiliyor. Ben hayatım boyunca cinsellik yaşamasam çok da aramam. Karşıdaki de diyor ki ben hayatım boyunca evlilik yıl dönümünü kutlamasam da aramam diyor. Şimdi kadın duygusallığı bir evliliğin temel ihtiyacı gibi görüyor. Erkek cinselliği evliliğin temel ihtiyacı gibi görüyor. İkisi de vazgeçilmez bir musluktur. Ve cinsellik duygusallıktan, duygusallık da cinsellikten üstün değildir. Farklı bir beslenme kaynağıdır evlilikte. Cinsellik, duygusallık, iletişim. Evet. Yani bu üçünü bir evlilikte mutlaka ayakta tutmamız gerekiyor. Yani hani, sadece bir cinsellik varsa, o cinselliğin içerisinde duygusallık yoksa bu da olmaz. Bu da çok mekanik olur. Zaten sevgisiz olan her şey bir şekilde yapay ve samimi olmadığı için kişiler de bir süre sonra, özellikle kadın, İçinde sevgi olmayan bir cinsellikte kendine fix değersiz hisseder. Kurulmuş hisseder. Bir şey söyleyeceğim. Neden hep kadın ilişkide şefkat ve duygu ararken erkek sadece sonuç odaklı oluyor? Şimdi oradan biraz da biyolojik faktör vardır. Mesela erkeğin bir biyolojik yapısı vardır. Yani, mesela erkek niye saçın okşanmasını istemiyor? Aslında isteniyor. Bakın burada ne var biliyor musun? Erkeğin bu ihtiyaçları bu toplumda hep öteki alana atırmış. Aslında erkekler daha çok sevilmek istiyor. Ben daha ama çok. Hiç duymadım mesela, hiçbir erkekten. Hep şunu gördüm mesela. Evlilikte eşlerini, kocalarını en iyi işte hayatında tutan, en iyi onlarla ilişki yürüten, onların ilgisi ve sevgisini en iyi alan kadınlar kim biliyor musun? Kim? Tatlı dilli kadınlar. Bir, cinselliği kullanan, iki, tatlı dilli kadınlar. Kadın diliyle o adamı, adam dünyayı yönetir, kadın da onu yönetir. Neden? Bizim toplumumuzda kadınlar, kız çocukları ilgiyle büyütülür, erkek çocukları övgüyle büyütülür. Erkek çocuklarına bir güç metaforu verirsin. Aslan oğlum, paşa, kral, değil mi? Kızlara prensesim dersin. Doğru. Kızı beğenerek ve ilgiyle büyütürsün, erkek çocuğunu güç överek büyütürsün. Çocuklar övülerek kendilerini sevilmiş hissettikleri için bizim toplumdaki kadınların en büyük çelişkisi şudur. Erkeği övmeye bilmiyor. Yerdiğin zaman erkeği gidiyor. Gidiyor ve her zaman şunu diyorum, sadece evlilikler içinde değil, bütün ilişkiler değil.
övemediğin birini eleştirmeyeceksin de. Bu hakkı kendine veremezsin. Hmm. Birini övemiyorsan eleştirme hakkın da olmasın. Doğrularımı övemiyorsun ama yanlışlar için akbaba gibi bekliyorsun. Bir hata yapsın hemen yakalayayım da yüzüne vurayım. Bu samimiyet değil. Bu da ilişki izletilir o zaman. Tabii ki de. Düşünsene sadece işinin eksikleriyle ilgileniyorsun. Hatalarıyla ilgileniyorsun. İşte bu bardağı niye buraya koydu bunu tartışıyorsun. Ama sana su getirmiş onu önemsemiyorsun. Teşekkür etmeyi bilmezseniz, övmeyi bilmezseniz, takdir etmeyi bilmezseniz eşiniz bu toplumda büyüyen bir erkek olarak sizden beslenemez. Bir de cinsellikten beslenemiyorsa bir süre sonra siz eşinizle değil evlilikle evli olan birine dönüşüyorsunuz. Yeter ki sistem yürüsün. Diyor ki cinsellik yok, duygusallık yok. Sohbet yetmiyoruz, konuşacak İletişim bir şeyimiz yok. Ama ben yine de boşanmak istemiyorum. Niye? O sistemle evli. O kocasıyla ya, falan bu evli da, değil. Ama bak bu da o kişinin bileceği bir şey. Eğer o sistemin içerisinde o kişi mutluysa evliliği sürdürebilir. Ama kaçımız mutluysa? İşte iki kişi mutluysa mesela sen mutlusun ama seninle evli olan kişi mutlu değil. Diyor ki ben bu ilişkide sadece anne baba rolü olarak varım diyor. Ebeveyn olarak kaldık diyor. Mesela bu anlattığınla ilgili bir soru var. Nur Hanımcığım kocam sadece eve gece yarısı uyumak için geliyor diyor. Bu evliliği kurtarmalı mıyım yoksa boşanmalı mıyım? Bak şimdi, bu da bir sistemin içerisinde. Mesela ben 22 yıldır bu işi yapıyorum. Meslek hayat, üniversitede öğrencilerime anlatıyorum. Ben meslek hayatımda hiçbir zaman bir danışanıma boşanmalısın ya da boşanmamalısın demem. Ama bu bizim izleyicimize şunu diyebilirim. Eşinle oturup bu konunun altında yatan temel problemi bul. Bu adam niye ev otel gibi kullanıyor? Yani sen resepsiyonist değilsin, evde otel değil. Acaba çalıştığı için mi? Ama işte o neden burada bir öneride bulunamıyorum? Altındaki nedenleri bildikçe, mesela desek ki ya bana çok kırılmış, başka yorumlarım. Desek ki ya benim eşim işte akşam mesai 11'de bitiyor. Ben söyleyeyim mesela. Hı? Böyle bir adam bütün iyi şeyleri bir kenara bırakalım. Yani hani her adam şey çalışıyor, bir şey öyle bir şey yok. Adam her gece arkadaşlarıyla içiyor, geziyor, takılıyor. Eve sadece uyumaya geliyor. Bu evlilik kurtarılmalı mı? Bu evlilik kurtarılmaya muhtaç bir evliliktir. Bu evlilik hasta bir evliliktir. Ortada makul bir gerekçe, genel geçer, kabul görecek bir gerekçe yoksa gecikmesi için. Hı hı. Sadece bekar gibi yaşıyorsa, eşini, çocuğunu ihmal ediyorsa, ev iyisi değil de el iyisi bir profil çiziyorsa bu evlilik hasta bir evliliktir. Bazı insanlar olgunlaşmadan evleniyor. Evleniyor ama kendini hala bekar gibi zannediyor. Akşam hiçbir şey olmamış gibi kahvesine gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi annesinin evine gidip orada yatıyor, orada yemek yiyor. Bu o kadar çok görüyoruz öyle ki. Öyle adamlar tanıyorum mesela. Çok fazla sosyal medyasına bak. Evli olduğunu anlayamazsınız. Adamın evlilikle alakası yok. Zaten yüzük müzik hiçbir şey takmadığı gibi bir de sosyal medyada verdiği o fotoğraflar, görüntüler bekarım imajı evet. taşıyor. Yani olgunluk dediğimiz budur. Siz evlendiğiniz andan itibaren o sistemin gereğini yapmak zorundasınız. Eşinize karşı, çocuğunuza karşı, sosyal topluma karşı. Bekarlıkta gözünüz varsa o zaman evlenmeyeceksiniz. Bu kadar net. Çünkü evlilik böyle bir mekanizmadır. Bir erkekten bunları duymak ne güzel. Erkek olarak değil, uzman olarak söyledim. Yani, hayır. Siz zaten tabii orayı da biliyorum da. Görüşlerini çok önemsiyorum ama evet. Bir erkeğin ağzından evet. duymak da vallahi bize güç veriyor. Umut var. Umut var mı? Yani... Yani mesela yeni jenerasyonda kızlarda kadınlarda da bunu görüyoruz. Neyi? Yani mesela o evlilik sorumluluklarını çok istemiyor. Biz neyi yeni jenerasyonda ne var biliyor musun? Son zamanlarda herkes haklarından bahsediyor. Bana böyle davranacaksın, bunu istiyorum. Kimse sorumluluklarından bahsetmiyor fark ettin mi? Hiç bahsetmiyor evet. Oysa olgunluk nedir burada? Hakların kadar sorumluluklarını da söyleyebilmektir. Senden şunu istiyorum, sana da bunu vereceğim. Senden duygusallık istiyorum, sana da duygusallık vereceğim, cinsellik vereceğim gibi. Haklarınızı bilmediğiniz bir ilişkide sadece ezilirsiniz. Sorumluluklarınızı bilmediğiniz bir ilişkide de sadece bencilleşirsiniz. Sorumluluklarını bilmiyorsan doğru. Bencil olursun. Sadece haklarını da bilmezsen bu sefer boyun eğici olursun. Ya ama çok garip yani evliliklerde, ilişkilerde öyle sıkıntılar var ki kiminin gerçekten ilişkisi muhteşem ilerliyor. Kiminin evet sorunlar var ama hani böyle ite de bir şekilde ilerliyor. Ama bazılarının ilişkisi ilerlememesi gereken ilişkiler dediğin gibi sırf yani evli kalabilmek evet, adına devam ediyor. Kalmak. Sistem içinde kalmak adına. Şimdi bize ulaşan bir hanımefendi ismini vermek istemiyorum. Özellikle dile getirmiş çünkü. Şöyle bir problemi var. Kocası gidip başka kadına aşık oluyor. Hı-hı. Ve bence bu utanmaz, bu ahlaksız, bu kendini bilmez adam. Karısını şöyle sıkıştırıyor. Ben bu kadına aşığım. Ama sen bunu hiç kimseyle paylaşmayacaksın. Hiçbir akrabana anlatmayacaksın. Kimseye dile getirmeyeceksin. Susup oturacaksın çocuklarının başında. Eğer konuşursan bu çocukları da asla göremezsin. Şimdi
Hanımefendimize ulaşmış. Uzmanınıza sormak istiyorum. Serhat Bey bize bu konuda yardımcı olabilir mi? Susmalı mıyım, konuşmalı mıyım? Yani sağlık ve işi bilen hiçbir uzman sus demez zaten. Çünkü bu tip ilişkilerde sabret... Ama ucunda çocuklar falan. Hiç fark etmez. Bak şöyle düşün. Mutsuz bir evlilik, mutlu bir çocuk o yuvada şey yapmıyor, yetiştirmiyor zaten. Yani buradaki mesele o kadının bir kadına aşık olması değil. O kadın gider başka bir kadın gelir. Aşık olmaz yine kocalık da yapmaz. Sorun burada o kadın değil hayatım. Değil, sorun bu ahlaksız kocanın. Adamın kendi evlilikle ilgili senaryo algısı. Benim kendine yüzüme bu, gelip susmamı evet, istemesi. Kendine bu hakkı veriyor. Kendine bu kendini üstün görmek. Narsistik bir yapı da var orada. Ben istediğimi yaparım. Bu benim hakkım. Tabii ki sen işte yapacaksın. Bazı insanlar sana seninle evli olmayı bile bir lütuf olarak yansıtır. Sanki burası Muz Cumhuriyeti. Evet. Yani sanki adada bir tek, dünyada bir tek o erkek kalmış. Seninle evlen. Olmak lütuf değildir. Ne sen ona lütufsun ne o sana lütuf. Tabii canım. Bu iki yetişkinin birebir bir yetişkin tercihidir. Benimle evlisin diye ben bunu lütuf olarak saymam. Lütufsa o zaman sen de beni lütuf olarak göreceksin. Eşit olalım. İkincisi evli olmak, çocuk yapmak, aynı evde yaşamak bir lütuf da değildir. Bir sevgi göstergesi de değildir. Bugün aynı evde olup sevmeyen insanlar da var. Aynı evde olup birbirinin yüzüne bakmayan insanlar da var. Ben bunu sevgiden saymıyorum. Mesela şey diyor. Seviyor musun hayatım beni? Sevmeseydim evlenir miydim? Seviyor musun hayatım beni? Sevmeseydim çocuk yapar mıydın? Seviyor musun beni? Sevmeseydim aynı evde yaşar mıydım? Ama doğru bunların değil mi? Sevgi değil ama. Neden? Bak bunlar sevgi vardır. Ama hayır doğru ama adam sevmese niye evlensin? Bilemezsin ki. Nasıl hangi yani? Gerekçeyle evlendiğini bilemezsin. Bugün, ne gibi? Bugün ben birçok insandan duyuyorum. Aslında severek evlenmedim. Ailemin sıkıntılarından kaçmak için evlendim. Ya da bir önceki biten ilişkimde çok yaralıydım. Bu insan bana çok iyi geldi o an. Şifa gibi. Yara bandı ilişkisiydi. İlişkisi yapmış. Biten ilişkiyi buna iyileştirmiş. Bu da yara bandı, yara kabuk tuttuğunda, kabuk düştüğünde ne olur? Aa benim bu adamla ne işim var? Bu bana sadece biten ilişkimin yara bandı olarak iyi gelmişti. Yaranız biter, ilişki biter. Yani her insan sevdiği için evlenmiyor. Ha şöyle bir şey var. İnsanlar görücü usulü tanışabilirsiniz, biriyle tanıştırabilirsiniz. O ilişkide tanıdıkça seversiz bu daha sağlıklı aslında. Neden ben çok önemsiyorum görücü usulüyle, böyle tanışma yoluyla şöyle, beraberlikleri ve evlilikleri. Orada sadece şu var. Bir, sen göreceksin. O görücü usulü eski model olmayacak. Sen göreceksin. İki, onunla... Ama öyle oluyor artık zaten. Ya öyle oluyor da olmayanlar da çok var. Ben denk geliyorum. Şöyle mesela hani aileler birbirini öneriyorlar. Bir ayda evleniyorlar. Mesela çok büyük bir risk. Görüşte görmüş ama aşırı. Bedenini görmüş, fiziğini görmüş, yüzünü görmüş. Başka bir şeyini bir bilmiyor. Bir insanı ne kadar sürede tanırsın? Ya mesela yaş aralıkları koyuyorum ben orada. Mesela 20 ile 30 yaş arasındaysan 2 yıl en az onunla görüşmen gerekiyor. Ha bak tanışma. Bu güzel bir dakika. 20 ile 30 yaş arasındaysan. Çünkü 2 yıl olur, 3 yıl olur daha da fazla olabilir. Tamam 20 ile 30 yıl arası 2 yıl evet. Bir flört dönemin olacak. Onu 3'e de şey yapabiliriz. Çünkü okul var, iş hayatı var, askerlik var. 3 de diyebiliriz ona. 30 ile 40 arası bence 2'den fazla kesinlikle olmamalı. Ya sen 35 yaşına gelmişsin, 2 yıldır biriyle berabersin. Daha ne bekliyorsun ki birini tanımak için? Yani özel bir nedenin yoksa, ne bileyim sağlık sorunu olur, ekonomik sorunların olur, aileyle ilgili bir problem olur, hukuki sağlık sorun derdin olur. Olur. Evet ama bu rasyoneldir. Herkes bilir yani. Evet bu gerekçe çözülmeden bu evlilik olmamalı gibi. 30 ile 40 arasında 2 yıl koyuyorum. 40'tan sonra bence 1 yıldan fazla da flört etmeye gerek yok. Evlilikle ilgili ilerlemek için. 45 yaşına gelmişsin, o kadar tecrübe yaşamışsın, belki evlilikler yapmışsın, belki bir sürü ilişki yaşamışsın. Hala 6 yıldır 7 yıldır flört ediyorsun. Ha evlilik gibi bir amacın yoksa 30 yıl flört et, ona kimse karışmaz. Ama ben bu insanla evlenmek istiyorum fakat buna rağmen, bu kadar tanışmamıza rağmen bu ilişki ilerlemiyor diyorsan... Hiç vakit sen, kaybetmeyin diyorsun. Yani eğer senin amacın onun amacıyla eşleşmiyorsa seni geleceğinde görmeyen birini geçmişine gömeceksin. Başka türlü olmuyor. Ya o seni geleceğinde görmüyorsa Hüseyin, sen... Hüseyin beni ekrandan al. Serhat ekranda kalsın. Bak bu cümle söyle bir daha. Seni geleceğinde görmeyeni geçmişine gömeceksin. Göm. O seni geleceğinde görmüyorsa seni layık da görmüyor geleceğinde. Aynen öyle. Ve var ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç vakit kaybetmeyeceksin. Çünkü... Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacaksın. Bak ya şöyle yani ne dedik? Ortada genel geçer, herkesin kabul ettiği bir gerekçe varsa o zaman... O problem çözülene kadar sabredersin. Bu da senin görevindir. Ama eften püften mevzularla işte bu ya evet. Bu mevsim bitsin, yok şu olsun, yok şu olsun gibi gerçekçi olmayan, akılcı olmayan gerekçelerle seninle olan atacağı adımları sürekli erteliyorsa bunun tek bir nedeni var.
bu insan seninle evlenmek istemiyor. Evet. Bir telefonumuz var. Ha, bu seninle de alakalı olabilir, kendi karakteriyle de alakalı olabilir. Risk almayı sevmiyor, fazla garantici, değil mi? Belirsizliğe gelemiyor. O da onun problemi. Ama o da gidip o zaman çözecek yani. Biz kendi hayatımızı başkalarını tedavi ederek geçirmek zorunda değiliz. Çok haklısın. Hayat, sen kimsenin doktoru olmayacaksın, sen kimsenin öğretmeni olmayacaksın. Ya da kimsenin sen annesi değilim. Kimsenin hasta bakıcısı da olmayacaksın. Doğru. Yani bu ilişkiler insanların iyi hissetme alanıdır. Bir tedavi alanı değildir. İnşallah bugün bu cümlelerin birilerinin yarasına şifa olur. Umarım, inşallah. Çünkü hayat, size bir şey söyleyeyim mi? Yani hayat vakit kaybedilmeyecek kadar çok kısa. Evet. Hani öyle bakıyoruz, çok uzun yıllar bu dünyada kalıyormuş gibiyiz ama o kadar hızlı geçiyor ki. Yani göz hani 40 ile 60 zaten rüzgar gibi geçiyor. Evet. Değil mi? Hani 60'ımıza gelmedik. Gelmedik. Ama yaşadığımız bu, evet, zaman diliminde çok hızlı geçiyor. Başımızdan geçenler de göz açıp kapatıncaya kadar geçen bir zaman dilimindeyiz. Bizim program da öyle, bak şimdi hızlı hızlı hap bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ben hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Lütfen siz de sorularınızı sorun. Telefon numaranızı arkadaşlarımız not alıyorlar. Sonradan size geri dönecekler. Telefon başındalar şu anda. Adınızı soyadınızı söylemek zorunda değilsiniz. Sadece derdinizi anlatabilirsiniz. Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk Nur Hanım. Öncelikle seni çok seviyorum. Her zaman izliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Buyurun. Siz de iyi ki varsınız. Ben iki soru soracağım. Buyurun. Benim eşimin telefonunda bir mesaj yakaladım ben. Hı hı. Ondan sonra takip etmeye başladım. Yani bir bayan olduğunu hissettim ben orada. Tamam. Onu konuştuk, aramızı hallettik. Böyle bir şey yok dedi. İşte falan filan dedi. Onu kapattık. Tamam. Ertesi gün ya da üçüncü gün ben bunu yine böyle bir şeylerinden şüphelendim, takip ettim. Tamam. Nereye gidiyorsa oraya takip ettim. Arkasına düştüm, ben gittim, o gitti, ben gittim, o gitti. Bir bankamatiğin başında durdu. Bekledim, ne yapacak? Orada bir şeyler yapıyor, para yatırmaya çalışıyor. Karşı taraftan business hesap örüyor, o yatırmaya çalışıyor. Yatıramaz elbe ve lakin. Sonra yanına birisi geldi. Oradan sıradan bir adam geldi. Ona anlatıyor. Ben hemen arkasındayım, beni görmüyor. Ona anlatıyor, bu numaraya işte para yatıracağım falan filan. Ben hemen o adama telefonu verince ben hemen arkasından adamın elinden telefonu kaptım. Kapıcı böyle eşim şey gibi kaldı. Dondu yani. Şey gibi, ne derler, far görmüş tavşan gibi. Aynen öyle kaldı. Ben buna dedim, sen utanmıyor musun da bunu yapıyorsun? Ne yapıyor ki adam, yani ne yapıyor? Birine adam, para gönderecek herhalde. Adam ne yapıyor? Adam bir bayana para yatırıyor. Para yatırıyor, yani bir bayana. Siz orasını çok açıklamayacağım, anlayın. Niye yatırıyor parayı? Parayı yatırıyor. Şeyden, ATM'den yatıracak, yanına gidecekmiş yani. Gerisini de işte siz anlayın. Ben söyleyeyim, ben sizi görüyorum şu an. Anladım. Bak ben bile geç anlarım, anladım bu kez. Ben de geç anlıyordum ama anladım işte. Peki ne yaptı o sırada? Yani onu yakalanınca öyle suçüstü. O sırada aynı az önce dediğiniz gibi far görmüş. Zaten gibi mi oldu bugün? Ne dediniz? Kaldı mı öyle, dondu mu? Kaldı, dondu tabii değil mi korkudan? Çok oldu yani. Ben bu sefer ne yaptım? O bir adamın da yakasından düştüm. Onun da, o benim bir suçum yok dedi. Benim adam da dedi ki onu bırak dedi, gitsin. Onun bir suçu yok. Ben ondan istedim bu işi yapmasını. Sonra ben aynı numarayı geriye aradım. Evet. Ki gerçekten bir bayan var telefonda. Beni çok beklettin diyor aşkım. Diyor. Benim adama diyor. Çok mu bekletti seni? Onu kapatırsın, adamı alırsın ele. Dur bir dakika, dur bir saniye, kal bir dakika. adamı dövdün mü? Dövmedim. Ne yaptın? Bir dakika, bir reklama gidiyorum, geliyorum bir saniye. Ya hatta kalın, ne olur olur mu? Reklama gidip geliyorum hemen. Evlilik ve ilişki danışmanı sevgili Serhat Yabancı canlı yayınımızda. Önemli ilişkilerimize dair önemli yol haritaları veriyor. Böyle
hap bilgiler veriyor. Gerçekten evliliklerimizi kurtarma, ilişkilerimizdeki sorunu çözmek adına ekran başında kalır da izlerseniz belki sizin de bir yaranıza merhem olabilir bugün burada duyacağınız cümleler. Şimdi reklama gittiğimizde ekran başına yeni geçen seyircilerimiz varsa bir hanımefendi, çok kıymetli bir izleyicimiz bağlandı. Kocasının onun aldattığından şüphe duyduğunu, ondan sonra işte telefonunda bir mesaj gördüğünü ama sonra kocamla konuştuk, bu sorunu çözdük fakat yine benim içime kurt düştü. Ben bu kez adamı takip ettim dedi. Bir gün bir takip sırasında hemen onu bir bankanın ATM'sinin önünde yakaladığını, ATM'ye para yatırdığını, para yatırma nedeninin de kadına bir başka kadın olduğunu, kadına niye para yatırıyor siz onu anlamışsınızdır. Orada dedi, film koptu. Kocamı yakaladım. Telefonu elinden çektim, öteki kadını aradım. Alo. Alo. Ben biraz özetledim. Seyircilerimiz ekran başına yeni geçmiş olanlar için. Peki evet, kocanızı o anda yakaladınız. Tamam. En son reklama giderken dediniz ki kocama bir daldım. Daldım ama elle tokatla değil. Neyle daldım? Neyle daldınız? Dil ile, konuşmakla yani. Dille. Ne dedi peki? Nasıl savundu kendini? Ne dedi peki? Hiçbir şey demedi. Eve kadar sustu. Eve gelince ben arkadaş kurbanı oldum dedi. Ya da bir yanlış yaptım, beni affet dedi, özür diledi falan filan bir şeyler dedi yani. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor hocamıza onu soruyorum. Kaç yıllık evlisiniz? Bir 40 küsür var. Kocanız kaç yaşında? 70'e yakın mı? Yok. Tamam. 58. Öyle mi? Siz bayağı küçük evlendiniz o zaman, evet. Değil mi? Aynen aynen. Evet. Peki 58 yaşında bir erkek. Peki, ben sorayım mı ilk soru? Tabii lütfen. Evliliğinizi sürdürmek istiyor musunuz? Birinci soru. Yani sürdürmek istiyorum ama içime de sindiremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yani geceleri onu boğmak istiyorum. Boğamıyorum yani. Yani şu an yok diyor öyle bir şey. Hayatta olmaz bir daha. Olamaz. İmkansız diyor böyle bir şey. Arkadaş kurban oldum diyor. Evet. Bir de şeytana uydum işte. Yani beni affet diyor. Peki mesela ona sordunuz mu Serhat? Çok özür dilerim, bir şey sorayım. Ona sordunuz mu? Böyle bir şeye niye yeltendin yani? Niye böyle sordum. Bir şey yapma gereği duydun? Sordum. Yani öyle bir şey yapmasına hiç gerek yok. Yani ben size fazla anlatamıyorum. Öyle bir şey yapmasına hiçbir neden, hiçbir gerek yok. Seni ama işte severim. Ben anladım onu. Her şey yolunda gidiyor. Her şey yolunda gidiyor. Bir soru diyor. Daha sorayım mı size? Tabii buyurun. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyorum. Ya ben fazla kimseyi sevmiyorum abi ya. Nasıl? Sevemiyorum daha doğrusu. Yok, bu olaydan önce, bu olay olmadan önce seviyor muydunuz? Ya olay olmadan öncesi de, olay olduktan sonrası da benim için aynıdır. Ya bir şey söyleyeceğim ama hanımefendim diyorum, isminiz yani yazılı olmadığı için. Tamam. Şimdi sevmediğin bir adamın peşinden bu kadar koşturur musun? Bak sevmediğim değil, seviyorum da. Sevmesem zaten dediğiniz gibi orada konuşuyor ya, durmazdım. Tabii. Şimdi ben noktayı koyarsam bitti dediğim anda, o iki dudağım arasından çıktığı anda o biter. Tamam, o zaman şöyle yorumlayalım. İki ama soru. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor siz bana onu söyleyin. Tamam çok teşekkür ederim. İki soru sordum size. Bir, seviyor musunuz? İki, evliliği sürdürmek istiyor musunuz? İkisine evet dediniz. Böyle bir durumda da aslında siz boşanmayı çok düşünmüyorsunuz. Burada yıkılan, kırılan bir güven var. Bu güvenin tamir edilmesi için öncelikle eşinizin yaptığı eylemi hiçbir şeye dayandırmadan, yok sen bana küstün, yok şunu yaptın, yok ben onu, hiçbir şeye dayandırmadan bu benim tercihimle yaptığım bir hata diye kabul etmesi gerekiyor. Arkadaşın nedensiz kurbanı oldun. Yok, arkadaşın kurbanı falan değil. Bu benim kendi iradem. O yaştaki kimse kimsenin kurbanı olmaz. Bunları bir geçelim. Yani siz istemediğiniz sürece kimse yoldan çıkaramaz. Niye arkadaş yoldan çıkaramaz? Gel bak şurada şöyle bir şey var. Niyetiniz varsa size kolaylık sağlar. Peki bir şey daha soracağım. İkinciyi de ekleyeyim istersen. İkinci nokta. Ona güvenmeniz için bir defa kendinize ortalama 6 ay veya 1 yıl bir zaman ayırmanız gerekiyor. Bir deneme ilişkisini devam ettireceksiniz. Çünkü şu an güvenseniz de içten içe ya bir daha yaparsa, ya işte geçici olarak düzelmiş gibi yapıp yarın ben hiçbir şey olmamış gibi barışıp İşte yelkenleri suya bıraktığımda, kontrol bıraktığımda bir daha yapar mı diye içten içe o iç sesiniz konuşacak.
O zaman ne yapacağız? Hatasını kabul edecek. Samimi olarak bunu size söyleyecek. Sizden özürler dileyecek. Ve bir süre size bütün kontrolü teslim edecek. Telefonlarla ilgili olsun, mailler varsa onlar. İstediğiniz zaman bakma özgürlüğüne sahip telefonda olacaksınız. Telefonda şifre var mı? Şifreyi kaldıracak. Ya. İstediğiniz... Ama yokmuş ki zaten şifresi. Ama işte, yani bazen ne oluyor? Şifre yok ama bakıyorsunuz telefonu alıyor, tuvalete gidiyor, bir saat çıkmıyor mesela. Peki ben burada anlamadığım bir şey var. Hanımefendi dedi ki az önce, aslında dedi beni cinsel yönden aldatmasının hiçbir gerek yok, evet. Gereği yok. Çünkü dedi, yani anladık biz onu. Evet. Özel hayatımız iyi gidiyor dedi. Her şeye gidiyor. Şimdi, peki 58 yaşındaki bir adam bunu niye yapar? Ya burada zaten şöyle bir şey var. Bir erkek, hani her erkek için demiyorum ama aldatması için illa özel bir sorun olmasına da gerek yok. Çok beğendiği için olabilir. Kendi psikolojik durumuyla da ilgilidir. Mesela ölüm korkusu onu sevk edebilir. Birini etkilemek de onun için büyük bir ego tatminidir. Bir kadın ondan hoşlanıyor. Aslında evliliğinde hiçbir sorun yok. Ama bir kadının ondan hoşlanması bile onun egosunu okşadığı için onunla da flörtöz bir etkileşim içine girebiliyor. Ya da hala birini etkileyebildiğini fark etme, kendine bunu ispat etmek için de aldatmaya meyledebiliyor. Mesela ne dedik? Altında başka psikolojik problemler de olabiliyor. Depresyonda da olabiliyor. Başka gerekçeler olabiliyor. Mesela kadın ondan yardım istemiştir. O kadının kurtarıcısı olmak erkekte kendini daha değerli ve üstün görmeye neden olabiliyor. Gidiyor mesela o 7. kitabında var ya, kurtarıcı mısın kurban mı? Hmm. Kurtarıcı olmayı seviyoruz ya, evet. Şahane bir kitap. Yani kurtarıcı olmayı sevdiğimiz için gidiyoruz, bize ihtiyaç duyan insanlarla özellikle yakınlık kuruyoruz. Peki. O bizim egomuzu okşuyor aslında. Şimdi hanımefendi ne yapsın? Evliliğini nasıl yani kurtarsın? Yani seviyor ve yürütmek istiyor. Benim için önemli olan iki cevap buydu. O zaman ne olur? Bu evlilik kurtarılabilir. Tamam. Çok net. Eşi bu çabayı, bu sorumluluğu, bu ihaleyi üstlenecek. Eşiniz, yani hanımefendiyi suçlamadan, bu benim kendi hatamdı, ben bunu kabul ediyorum, bana bir şans ver diyecek. Zaten hanımefendi de şans vermek istiyor. Ve bu ilişkinin, o güvenin tekrar sağlanması için 6 ay ile 12 ay kadar bir zamana ihtiyacı var. Evet. Yani hemen hiçbir şey bugünden yarına çözülmez. Çözülmez. Yani bu güven bir günde kurulmadı ki, bir günde de hani aynen, şey yapsın, tekrar yıkıldıktan sonra düzelsin. Hatta eski güveni kazanmak eskisinden daha çok emek gerektirir. O güveni 10 yılda kurdunuz, ağır ağır, ama burada tekrar o güveni sağlamak için daha büyük bedeller olur. Çok. Gel git yaşayacaksınız, duygularınız inip çıkacak. Acaba bir daha yapar mı diye düşüneceksiniz. Ama bunun tek bir yolu var. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Denersiniz, baktınız ki olmuyor, o zaman peki, kararınızı verirsiniz. Ama denemeden biz bunu hiçbir şekilde bilemeyiz. Peki. İnşallah yüreğinize sindirdiğiniz, sevginizi perçinlediğiniz nice yıllarınız olsun önümüzdeki dönemde. Ama kendinizi 6 ay bir süre tanımanız gerekiyor. Beyefendi ara ara kontrol etsin mi? Ya aklına gelen şeylerin geldiğinde rahatsız ediyorsa ona da söylesin. Konuşsun. Evet, ben bunu görmek istiyorum. Her şey şeffaf olarak ortada olsun. Bu telefonla hayatın doğal akışına aykırı bir davranış yapmanı istemiyorum. Evet. Telefona tuvalete girmekmiş. İşte telefonun sürekli meşgul olması, sürekli kapalı olması. Bunlar zaten güveni kırılmış bir insan için her biri acaba yine mi görüşüyor? Tabii. Acaba yine mi bir şey çeviriyor diye bir şüpheye şey yapar, sürükler. Ve tam iyileşecekken güven bir daha bozulmaya başlar. Adam da galiba o da korkmuş hani evliliği zedelenecek diye. Güllerin gülü sendromu var orada, yani çok güzel. Güllerin gülü. Bir şey oluşmuş galiba, bir etkileşim. Peki, oluşmuş. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Gönlümden bu özel günde gönlümden geçen şu: Allah size gönlünüzün güzelliğini yaşatsın. İnşallah. Yani bir şey daha eklemek istiyorum, araya girmediysem. Birini seviyorsanız ve o evlilik sürdürmeye değerse böyle durumlarda deneyin. Olmuyorsa 6 ay sonra boşanırsınız. Hemen boşanmak burada çok doğru değil. Ama altını çizdiğim yorum şu: seviyorsanız ve bu evliliği sürdürmeyi düşünüyorsanız hemen boşanmayın. Çünkü o genellikle öfkeyle alınan kararlar, kırgınlık, kızgınlıkla alınan kararlar. Çok rasyonel olmuyor, çok gerçekçi olmuyor. Ama evet, boşanacaksan dene. Baktın ki bir şeyler yoluna giriyor, ondan sonra karar verirsin. Ha, baktın ki denedin ama sende artık eskisi gibi bir şey yok. Ya da o üzerine düşeni yapmıyor. O zaman ayrılırsın. Ama ayrılırken en azından dersin ki ben üzerime düşeni yaptım, şans verdim, denedim ama yine olmadı. Evet. İnsan en azından böyle daha vicdanı rahat ayrılabiliyor denedikten doğru sonra. Doğru söylüyorsun. Zaman vermek gerekiyor. Evet. Zaman tanımak lazım. Ebru Doğdu'nun sana çok selam var bu arada. Aleyküm selam. Sevgili Ebru. Şu anda Ebru, Londra'dan bizi izliyormuş. Ebru'cum, öpüyoruz seni. Şimdi dedim ya, hani ilişkilerle ilgili çok güzel yol haritası veriyor sevgili Serhat Yabancı. Evlilik bu yani. Bir çırpıda sırtını dönüp, evet, gidemiyorsun. Evet. Emek harcaman gerekiyor. Fakat emek harcarken de fazla zaman harcarsan kendini değersiz, evet, kılıyorsun. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla burada çok ince bir çizgi var. Bu çizgiyi hangi anda nasıl aşacağını da bir uzmana sormak gerekiyor.
bu konuda aklına, fikrine, verdiği yöntemlere, yol haritalarına çok inandığım Serhat Yabancı ile yol almaya devam ediyoruz. Siz sorun, sevgili Serhat Yabancı anlatsın. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, hocam, buyurunuz. İyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ya aslında Nur Hanım, Serhat Hocam, ben öyle tesadüfen Beyaz TV devamlı izliyorum ama tesadüfen kanala geçiyorken programınıza takıldım. Evet. Evet. İlk defa izliyorum bu arada. Kusura bakmayın. Yo, hiç, biz bugün hatta program başında anonsumuzda şöyle yaptık. İş yerinde olanlar vardır, bizi izleyemiyorlardır. Evet. Ben gece çalışan bir insanım. Tamam. Güzel bir denk geldi. Hatta anonsumu böyle yaptım. Tatil gününde evinde bizle birlikte olan seyircilerimiz için programın akışını bile anlattım. Evet. Ne kadar mutlu oluyorum programımıza bir seyircimizi daha kattığımız için. Buyurunuz efendim, nasıl yardımcı olalım size? Şöyle söyleyeyim Nur Hanım. Aslında yaklaşık bir yarım saattir siz benim hayatımda olan yaşadıklarımı bizzat hala ve yaşıyor olmam birçok şeyi bana zaten söylediniz siz aslında. Serhat Hocam çok iyi anlatıyor, çok iyi söylüyor. Ne yaşadınız? Ya bir insanın, yani şöyle söyleyeyim size, bir düşmanımın bile başına vermeyecek, yaşatmasın diyorum. Yani düşmanımın bile başına yaşatmayacak bir olaylar yaşadım birçok. Allah kimse yaşatmasın. Ben şu an hayatta bile durmam. Yani hala dimdik durmaya çalışırım ama psikolojim bozuk açıkçası. Çok. Peki ne oldu ama? Sizi bu kadar üzen konu ne? Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık ben 15 yıllık evliyim. Yalnız bu 15 yıllık evliliğim, toplasan 7-8 senelik evliliğimde birlikteliğimiz yok. Hep ayrı işte. Boşandık, ayrıldık falan. Hı hı. Yaklaşık 5-6 sene önce boşandık. Ama tabii benim ilk baştan şöyle söyleyeyim. Ben kendimi yargılamasını seven, kendimle mahkeme yapan, aklıyı aklı ayırt edebilen, tek taraflı yargı yapmayan insanlardan biriyim. Ben adaleti kişiye göre değil, adaleti herkese göre dağıtmasını seven bir insan. Cahillik. Serhat Hocam az önce çok güzel anlattı. Hani diyor ya, evli hazır değilsen, hala kendini evliyken bile bekar gibi hissediyorsan, ben öyle bir hayat yaşadım. Ne yaptı ama, biraz böyle açar mısınız konuyu? Yani ya direkt şöyle, sorusu sonra yani, bir şey. Yani, sorumsuz yaşadım, özgür yaşadım. Şöyle yapalım mı? Siz bize direkt soruyu sorun, sonra biz hikayeyi öğrenelim. Anladım. Ha. Hocam şimdi benim iki tane kızım var. Biz iki sene önce birleştik tekrar. Evet. Yalnız ilişki yok, samimiyet yok, dürüstlük yok. Karı kocalık yok. Sanki bir yabancı gibiyiz. Ben elimden gelen tüm mücadeleyi veriyorum ama... Çocuklar için mi birleşmiş gibi oldunuz? Çocuklar için birleştik, evet hocam. Çocuklarınız kaç yaşında? Çocuklar şöyle söyleyeyim. 8-13. 8-13. Peki kaç yıl ayrı kaldınız? Hocam 2017'de 16'da boşandık. Bir iki sene kaldık. Sonra bir araya geldik. Bir sene birlikte kaldık. Sonra beni gönderdi. Hayatına biri girdi. Hı hı. Girmiş ama ben kabine farklı bir şekilde gönderdim. Ama ayrıldıktan sonra insanların hayatına birinin girmesi ilişkiyle ilgili bir kusur değildir. Resmi olarak ayrılmışsanız veya resmi olarak boşanmışsanız. Resmi olarak ayrılmıştık, evet. Evet, yani. Sizin de hayatınıza girebilir, onun hayatına girebilir. Tabii evet. Yani. Peki şu an sorun ne? Şu an sorun ne? Bize sormak istediğiniz... Şu an sorum şu. İyi bir annelik yapamıyor. Ben kime göre? Kime göre? Yani iyi bir annelik yapamıyordaki yargınız ne? Şöyle söyleyeyim. Özgürce yaşıyor, sorumsuz yaşıyor. Bir kadın olarak, evli bir anne, bir kadın, sorumluluk sahibi olan bir ev kadını gibi, bir anne gibi davranmıyor. Özgür yaşıyor. Ben böyleyim, istediğim gibi yaşarım, istediğimle görüşürüm, istediğimle gezerim, tozarım. Ben böyle bir hayatım var. Ben işte kimseye bağlanmadım. O yüzden zaten ben nikah yapmak da istemiyor tekrar. Ben de nikah yapıp da seni diyor, devlete karşı şeyim var. Bu benim. Ben yine aynı şeyi soracağım size. Siz bize tam olarak neyi sormak istiyorsunuz? Çünkü böyle hep hikayelerle eklene gidecek. Aksi takdirde soruyu cevaplayamayacağız. Bize tam olarak ne sormak istiyorsunuz? Bir cümle sorsanız. Hocam şöyle söyleyeyim. Nikahımız yok. Ben velayet davası açıp bu kızlarımı o kadınla yaşamasını istemiyorum. Tamam. Peki siz bakabilecek misiniz?
Ben anneannesi ve babaannesi ve ben üçümüz çocukları satan babaannesi büyüttü. Biz üçümüz bunlara sahip çıkabileceğimizi... Peki burada yani sorunuz şu mu? Ben bu davayı açayım mı? Açsam kazanabilir miyim? Birçok deliller de var elimde. Tamam ben... Ama bir şey söyleyeceğim. Yani tabii bunun burada yargısını... Biz yani, veremeyiz. Sadece şunu bunu söyleyeyim. Bunu siz bir avukata danışırsanız çok evet, daha evet. iyi olur. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi insanlar kendi karakterlerine göre, kendi sorumluluk algılarına göre, kendi annelik babalık algılarına göre birbirini yargılar. Size göre o yeterli anne değildir ama normalde yeterli bir annedir. Ama belki burada katılmıyorum. Ama ahlaki kurallar, ahlaki, genel geçer bir şeyler vardır değil oraya mi? Oraya geleceğim. Sizin böyle bir velayet davası açmanız için elinizde maddi deliller olması gerekiyor. Mesela nedir? Çocuğun güvenliğini riske atacak durumlar. Annenin iffetsiz yaşamı diye bir madde var tabii, burada. Evet. Bu ve buna benzeyen maddi delilleri ispat ederek ortaya koymanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sadece sizin intikam duygunuza yönelik bir eylem olur. İkinci nokta. Şimdi bunları bile bile defalarca tekrar barışmak da kesinlikle çocuklar için yapılan bir eylem değildir. Siz çocuklar varken çocuğunuz 1,5 yaşındayken boşanmışsınız. Sonra bir daha barışmışsınız. Sonra bir daha denemişsiniz. Bir daha olmamış. Aslında biraz da tarafların birbirine bir bağımlılığı oluşmuş. Aslında o sevgi veya güvenden çok ihtiyaç odaklı bir birleşmeye dönüyor. Evet. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Hukuki boyut benim alanım değil. O disiplinler arası bir konu ama orada ben bir avukatla görüşmenizi istiyorum. Tek altını çizeceğiniz nokta şu. Delilleriniz maddi ise ispatlayabilirseniz oradaki maddeye de uygunsa orada zaten ilgili evet. birim gerekeni yapar. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Tabii bu tür evliliklerde olan hep çocuklara oluyor. Ya aslında şöyle de enteresan bir şey var. Bir şeyi denediniz, olmadı. Bir daha denediniz, olmadıysa hani aynı şeyi tekrar deneyip farklı sonuç alamazsınız. İnsanlar niye dönüyor biliyor musunuz? Farkındalıktan dolayı bir araya gelmiyorlar. Yoksundalıktan dolayı bir araya geliyorlar. Yani evet. mesela cuma günü boşanıyor, pazartesi denemek için bana seansa geliyor. Diyor ki hocam biz cuma günü boşandık. Pazartesi biz tekrar bu ilişki denemek istiyoruz. İki günde ne olabilir ki bir insana? Ya yediğin yemeğin bile bir sindirilme tabii ki, süresi tabii var ki. Yani. O duygunun da bir sindirilme süresi yalnızlığa var. Yalnızlığa gelemezsek, başımızın çaresine bakmayı bilmiyorsak, boşluğa tahammül edemiyorsak, tabii. konfor alanının kaybına tahammül edemiyorsak en kötü bilinen yine de bilinmeyenden daha iyidir. Aynen. Anadolu'da bir söz var ya, bildiğin ayran bilmediğin yoğurttan iyidir. Çok doğru. Dönüp dolaşıp hep tanıdık ve eskiye yöneliyoruz. Evet. Nedeni çoğu zaman sevgi de olmuyor. Bilinenin verdiği güvendir, başka bir şey değildir. Doğru, o güven alanını terk tabii, etmemek. Konfor alanı yani yine geri dönüyoruz halbuki oraya. Halbuki orada ne kadar güvendesin o konforlu alanda bilmiyoruz. Efendim Allah zorunuzu kolaylaştırsın. İnşallah en doğru kararı yargının da yardımıyla Allah size verdirmeyi nasip etsin evet. diyelim. Vallahi yani çok kim üzülüyorum. Kim hak ettiyse o ha, yargının. Evet, aynen öyle. Evet, haklı olan mutlaka kazanacaktır. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum. Arife gününüzü ve bayramınızı kutluyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Buyurun. Benim hocama bir sorum. Antisosyal kişisel bozukluğu olan bir eşim, bir eşim var. Fakat ona nasıl davranacağımı bilemiyorum. Çok bu teşhisi eşinize kim koydu? Bu teşhisi kim koydu? Google'dan mı okudunuz? Ya, okudum ama ben kendim de... psikoloji okudum. Fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Sadece şeyin ayrıntısını verirseniz daha kolay uzmanımız size yardımcı olur. Ya kocanızın hangi hareketlerinden şikayetçisiniz? Sizi yoran davranışları ne? Ve tutarsızlığından, kendini beğenmişliğinden, beni hor görmesinden, şiddetinden, alkolünden, aşağılama, küfür, beğenmemezlik. Yani birçok neden ama eşimi çok seviyorum. Bütün bunlara rağmen. Oraya geleceğiz zaten bunu, kilit nokta bu. Bunlara rağmen ben diyorum ki bende bir problem var ve ben nasıl böyle bir kişiye katlanabiliyorum. Eşiniz sizi nasıl aşağılıyor mesela, ne diyor? Yani küfür olabiliyor. Peki ben diğer soruyu sorayım. Onun neyini seviyorsunuz? Hani yani aşağılıyor, ben, küçümsüyor, alkol var işte bilmem şiddet uyguluyor, sözel şiddet var. Peki böyle davranan... Evlendim. İlk yıllar yoktu, sonradan başladı alkol bağımlısı. Tamam, şimdi neyini seviyoruz? Ya, şimdi ne? Şu an kıyamıyorum. Sanki ben onu bıraktığım zaman, boşanacağım zaman bir boşluğa düşecek. Hayır, siz boşluğa düşeceksiniz. Aslında kendi o sizin senaryonuz. Bakın iş başa düştü mü herkes başının çaresine bakıyor. Bazen de biz kurtarıcı olduğumuz için kurbanları köreltiyoruz. Bu kitabı size gönderebilir miyim?
gönderelim, imzalayalım adına gönderelim. Lütfen telefonunuzu kapatmayın. Rejiden tamam. Arkadaşlarımız numaranızı alacak. İşte bu kitap aslında... Siz kurtarıcı oluyorsunuz bu ilişkide. Bizim gibi düşünenlere kurtarıcı mısınız, kurban mısınız bu ilişkide siz? Evet. Aslında kendi bu kitabı okuyun lütfen. Kendini kurtarıcı zanneden bir kurban. Evet. Çünkü her kurtarıcı aslında kurbandır. Onu iyileştireyim derken, onu işte normal hale getireyim, işte alkolden arınmış, işte agresyonundan arınmış hale getireyim derken siz kendinizi kaybediyorsunuz. Onu kazanayım derken kendinizi kaybediyorsunuz. Ve şöyle de bir durum var. Belki de kurtarıcı olmasanız, belki de işte bir şeyler, yani bazı gerçeklerle ilişki yüzleştiğinde belki de kendisi tedavi olmak, uzman desteği almak zorunda kalacak. Çünkü bazen sürekli idare ettiğinizde karşıdaki ne de olsa siz idare edeceksiniz diye, alttan alacaksınız diye, krizi yöneteceksiniz diye bencilce davranabiliyor. Sen fedakarlık yapıyorsun, karşıdaki zamanla profesyonel bir saygısıza dönüşebiliyor. Bunu eşiniz için demiyorum, genel anlamda bunu yorumluyorum. Burada da aslında bu ilişkide durmanızın nedeni ona merhamet etmeniz değil. Bir ilişki acıma duygusuyla sürmez. Bir ilişki sevgiyle sürer, saygıyla sürer. Acıdığınız için, merhamet ettiğiniz için yürüttüğünüz bir ilişki aslında kendinize acımanızdır. Siz kendiniz o olmadan yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Onu oradan alsam bence en çok siz acı çekebilirsiniz. O yine başının çaresine bakabilir. Her insan iş başa düştüğün başının çaresine bakabilir. Sesinizden anladığım kadarıyla da zaten yetişkin bir insansınız. Değil mi? Yani muhtemelen eşinizin belli bir geliri var, işte ailenizin belli bir düzeyi var, işte ben psikoloji okudum diyorsunuz. Yani herkes başının çaresine bakabilir de biz bize ihtiyaç duyanlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Bize doğru. ihtiyaç duyan insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bize ihtiyaç duyan insanlar sayesinde kendimizi güçlü hissediyoruz. Kurtarıcıyım. Nerede kurtarılması gereken biri varsa beni arar. Herkese kurtarıcılık yaparım. Eşimi kurtarırım, kayınvalidemi kurtarırım, babamın tansiyonu, annemin dizinin ağrısı, çocukların, torunların. Hep onlara aslında kol kanat gerdiğimizi düşünerek kendi hayatımızdaki sorunları görmezden geliyoruz. O duygusu bizi besliyor. Tabii ki biz kurtarıcılıkla aslında başkalarına bağımlı ilişki yürütürüz. Kurtarıcılar aslında diğer insanlara bağımlı olandır. Ben de size şunu önerebilirim. Tabii bu hikaye tamamen bir uzmanın baştan sona incelemesi gereken bir hikaye ama özetle şunu diyebilirim. Eşinizle açık açık konuşun. Bir uzman desteği alın. Ama bir insan her şeye rağmen, bütün yardımlara rağmen değişmek istemiyorsa bu da onun seçimidir. Bununla da siz barışık yüzleşeceksiniz. Evet. Belki de o bu hayat kitap istiyor. Şifa kitap, gibi gelecek. Kitap da kendisiyle yüzleşecek. Lütfen telefonu kapatmayın. Evet. Arkadaşlarımız numaranızı alacak ve bu kitabı okudukça nasıl değiştiğinizi siz göreceksiniz. Size de imzalayıp gönderirim. Şimdi Serhat'cığım o kadar güzel yazmışsın ki diyor ki bakın burada. Var olmak değişmektir. Değişmek olgunlaşmaktır. Olgunlaşmak kendini sonsuz bir şekilde yaratmaya devam etmektedir. Evet. Ve her olgunlaştığımızda aslında mutluluğa gidiyoruz. Evet. İnsan kendini buluyor. Mesela bizim insanımız, bizim özellikle kadınlarımızın kendini bulduğu bir yaş aralığı var. Onu da ben kitapta yazdım. Kaç yaş? 37-43 yaş arası. Hayatın ikinci bölümü başlıyor aslında. 40'ına kadar ne diyorsun biliyor musun? İnsanların nurdan beklediği gibi yaşıyorum diyorsun. 40'ından sonra ne diyorsun? Bu sefer kendi istediğim gibi yaşayacağım. Bari ikinci bölüm ben istediğim gibi yaşayacağım. Ve buna engel olan insanlar sana yük gelmeye başlıyor. Seni olduğun gibi kabul etmeyenler, seni değiştirmeye çalışan insanlar o kadar çok gözüne batıyor doğru. ki dün en çok alttan aldığın insanların bugün öksürüğüne bile tahammül edemez hale geliyorsun. Çünkü fark ediyorsun ki ben olduğum gibi sevildiğim yerde ancak mutluyum. Evet. Beni olduğum gibi seven insanlarla ben bu yolu yürümeliyim. Ya şey çok güzel biliyor musun? Seni olduğun gibi seven bir adam ve seni olduğun gibi seven bir kadın. Yani nedir mesela? İşte göbeğindeki çatlağın, seliliti. Bununla seviyorum seni. Belki yani sarkmış gözlerin. Evet, her şeyin. Yüzündeki bir kırışıklığın ya da dökülen saçların, o kocaman göbeğin. Ne bileyim. Ve bunların aslında hiçbiri de onu sevmemize engel değil. Değil evet. Yani bir insanın neyini sevmeyiz? Saygısızsa, sorumsuzsa değil mi? Onlar i̇şte, hep görüntü. Evet yani o mesela orada da çok küçük bir nüans var. Mesela diyor ki ben olduğum gibi sev. Tamam sen olduğum gibi severim ama bir şartım var. Olmuş olman gerekiyor. Olgunlaşmış olman gerekiyor. Şarkıdaki gibi beni böyle sev seveceksen. Evet ben seni öyle severim ama bir şartım var. Seni seveceğim ama senin hiçbir özelliğin de benim karakterimi bozmayacak. Ya. Yani mesela ben iyi bir insanı koşulsuz severim. Saygılı, sevgili, kendini olduğu gibi ortaya koyan. Doğru. Ama bizde bir de şöyle bir şey son zamanlarda oluştu. Agresif, küfürbaz, sorumsuz, saygısız sonra diyor ki beni olduğum gibi sev. Ben böyleyim. Ben seni sevmek zorunda değilim. Tabii. Ben seni seversem kendimi sevmekten vazgeçerim. Yani karşıdakine değer vermeyen bir insanı sevmek kendine değer vermeyeni
tercih etmektir. Ne güzel söyledin. Yani biz önce kendimizi seveceğiz ki kendimizi seversek başkasını sevebiliriz. Eşin şiddet gösteriyorsa, hakaret ediyorsa, küçümsüyorsa, aşağılıyorsa, onu sevmeye devam ediyorsan aynaya bir bakar mısın lütfen? Sende problem var demek. Muhtemelen bağımlılık geliştirdik. Çünkü bağımlılıkla sevgiyi çok karıştırıyoruz. Bağımlılık akılla mantığın çelişmesidir. Bir ilişkide mantığınızla kalbiniz çelişiyorsa orada bir problem var. Ve bu görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir problem. Peki. Serhat çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün çok yine valla başka bir yere götürdün bizi. Eyvallah. Seviyoruz seni. Ben de sağ ol. İnşallah, çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek ve buluşmak üzere. Allah nasip etsin. Bu Serhat'la yaptığımız son canlı yayınımızdı. İyi bayramlar olsun ben sana da. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimin de bayramını kutluyorum. Sağ olasın.